Merhaba arkadaşlar, Anlatan Garaj kanalındasınız. Ben Tuğberk ve bugün BYD'nin yeni B SUV'si Atto 2'yi inceleyeceğiz. BYD bu işe batarya üreterek başladı ve otomotiv dünyasına geçti. Şu anda da elektrikli araçlarıyla diğer markaları bayağı zora sokmuş durumda. Yanımda gördüğünüz Atto 2 modeli B SUV klasmanına giriyor. Bu araçta da Blade Battery denen teknolojilerini kullanıyorlar. Bütün otomobillerinde kullanıyorlar bunu. Birkaç yıl önce tanıtmışlardı. Son zamanlarda da böyle daha çılgın teknolojiler çıkarttı. Diyorlar işte zıplayan arabalar, yengeç gibi yan yan dönen arabalar gibi. Atto 2 daha sakin, daha şehir içi kullanımına uygun bir araç. Teknik özelliklerine ve arkasındaki bazı mühendisliklere de değineceğiz ama dışından başlayalım. Ön tarafta ızgarası var, aşağı tarafta küçük hava girişleri var radyatörler için. Yüzü olarak biraz daha elektrikli arabadan ziyade daha geleneksel bir araca benziyor. Bunu özellikle yapmışlar ki işte biraz daha Avrupa kullanıcısına hitap etsin. Böyle çok radikal değişiklikler olmasın. Ön tamponda burada hava girişlerini görüyoruz. Bunlar aerodinamik için. Önden giren hava buradan geçip lastiğin yanında bir hava koridoru oluşturuyor. Bu da aerodinamiği etkileyen şeylerden bir tanesi. Yan profilden yüksek ve büyükçe duruyor. Arkasına doğru yürüdüğümüzde spoiler görüyoruz. Bu spoiler da böyle iki bubble şeklinde diyebileceğimiz. Sağ solu biraz daha yüksek, ortası daha alçak. Bu tarz spoilerlar spor otomobillerde downforce üretmek için kullanılıyor. Yani arabanın arkasını yere bassın diye. Ama bunun gibi daha şehir içi otomobilleri, daha verimlilik odaklı arabalarda hava sürüklenmesini düşürerek daha fazla menzil olması için tasarlanıyor. Özellikle bunun gibi SUV'lerde ve hatchback'lerde arabanın arkası daha küt bitiyor. Bu yüzden de hızlı giderken burada düşük basınç alanı oluşuyor. Bu spoiler sayesinde bu alanı düşürüp menzili arttırmayı amaçlıyorlar. Arabanın dışından devam ettiğimiz zaman benim çok hoşuma giden bir özellik var. Şarj yeri burada. Burada çok özel bir şey görmüyoruz. Hem DC hem AC şarj oluyor. Ama bunun bir özelliği var ki o da arabadan size elektrik sağlayabiliyor. Bagajda kablosu var. Onu takıp normal bir prize döndürebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman kampa gittiniz, kahve içeceksiniz. Kahve makinenizi arabanızın elektriğiyle sağlayabiliyorsunuz. Ama benim en sevdiğim özelliği ise bizim gibi araba severler için arabayı temizlemek istediğiniz zaman bazen priz bulunmuyor ortalıkta. İşte süpürgeydi, koltuk yıkama makinesiydi gibi şeyleri arabanın elektriğine bağlayıp arabanın içini dışını temizleyebilirsiniz. Hemen arkasından içine bakalım. Çünkü içi bayağı güzel. Benim beklentimin üstünde. Kapıyı açtığımız zaman sürücü ve yolcu koltuğu böyle sportif tarafta. Ben bunların tipini bayağı bir beğendim. Hem yanda destekleri var. Sportif sürmek istediğinizde yandan destekliyor. Kafalıklar entegre. Derisine baktığımız zaman yine delikli deri. Üstündeki dikişler de bu araba için yeşilim tırak sarı bir renkte. Gayet güzel duruyor. İçine bindiğinizde ise bu koltuklar bir tık sert tarafta. Ama benim sevdiğim bir özellik bu. Arabada sıfır. Zamanla bir tık daha yumuşayacaktır. Böyle sağa sola oynamıyorsunuz. Özellikle yanlardaki destekleri hani biraz arabayı zorlayayım, sağa sola dönüşlerde zorlayayım dediğinizde gayet güzel. Tek beğenmediğim tarafı bu sabit kafalık biraz önde geldi bana. Ama bu dediğim tamamen kişisel tercihe bağlı. Ön konsola baktığımızda burada ekranımız var. Ve bu dönebiliyor. Android Auto'dayken çalışmıyor ama arabanın kendi ekranını kullanırken böyle döndürebiliyorsunuz. Hemen burada kablosuz şarj alanı var. Ama tek telefon koyabiliyorsunuz. Yani güzel tarafı büyükçe telefonlarda sığıyor. Hemen arkasında iki tane bardaklık var. Kontrol tuşlarının bir kısmı buradaki hoşuma gitti bu. Bazı şeyleri kapatabiliyorsunuz. Mesela auto hold tuşu burada. İşte öndekine yaklaşırsan park sensörleri ötsün ötmesin buradan açılıp kapatılıyor. Camların hızlı bir şekilde ısıtılmasını istediğinizde bunu açabiliyorsunuz. Bu özellikler güzel yani ekrandan bunları aramak yerine buraya kısa yol gibi koymuşlar. Hemen arkasında burada derince bir göz var. Buraya da bayağı bir malzeme girer. Bir de bunun yanında burada iki tane USB çıkışı var. Bir tane 12 volt çıkışı var. Bunun dışında da bayağı bir şey alır. Yani eşya sıkıştırmayı seven arkadaşlar için güzel bir yer. Bir de bana değişik gelen bir özellik, yerde halı paspaslar yok. Bu kötü bir şey gibi gözükebilir ama aslında iyi bir şey. Biraz kullandıktan sonra bunu fark ettim. Normalde otomobillerde halı paspasın bir amacı da izolasyondur. Yani sesi biraz kesmektir. Bu arabada bunu batarya teknolojisiyle ve şasiyle yaptıkları için buna pek ihtiyaçları kalmamış. Bunun yerine plastikten bagaj havuzuna benzeyen bu plastik şeyleri koymuşlar. Genel kullanışlılık anlamında bence muhteşem. Mesela biz biraz toprağa, çamura girmiştik. Hepsi plastikte kaldı. Buraya bir şey döktüğünüzde falan
hop bunu temizlemesi kolay. Aynı şekilde arkada da böyle. Geldiğim zaman yerde her şey göreceğiniz gibi bagaj havuzu gibi. Ya bu çıkabiliyor. Temizlemesi falan kolay. Özellikle işte çocuklu aileler, bir şeyleri sürekli dökenler ya da malzeme taşıyanlar, sıvı bir şey taşıyorsanız özellikle zeytinyağı, süt falan döküldü mü onu temizlemesi imkansızdır. Bu işi çok rahat bir şekilde çözmüşler. Ben buna bayıldım yani. Standart günlük kullanıcının çok sevebileceği özelliklerden bir tanesi. Hazır arkadayken diz mesafesine bakalım. Bu kadar büyük, geniş bir araba beklemiyordum açıkçası. Ön koltuk bana göre ayarlı. Benim boyum 1.90. Ona rağmen burada bayağı bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de güzel. Hatta beklediğimden çok daha iyi. Çünkü bu araba B sınıfında. Koltukların arkasına baktığımızda burada iki tane böyle cep var. Hatta buraya böyle büyükçe telefonlar bile sığıyor. Hem bu tarafta hem bu tarafta var. Altında da daha büyük bir göz var. Yani bunu biraz esnetip içine bir şeyler koymanız lazım. Yine burada iki tane USB çıkışı var. Biri C, biri A. Arkadaki koltuklar da gayet güzel. Bunlar da böyle oyuklu. Arkasında da yolculuk ettim biraz. Hiçbir sorun çıkartmıyor. Bayağı rahatlar. Uzun yola falan çok güzel gidilir. Arabanın dışında bahsetmek istediğim bir diğer konu bu arabanın şasisi. Blade Battery teknolojisinden bahsettik. Bunun olayı BYD'nin özel bir şekilde bataryalarını üretmesi. Adına Blade Battery diyorlar. Çünkü bıçağa benzeyen çok ince alüminyum yapılar var içinde ve arabanın enlemesine bir sürü küçük küçük o bıçaklardan olduğunu düşünün. Doğal olarak inanılmaz fazla bir rigidlik katıyor. Bu zaten şasinin bir parçası haline gelmiş. Doğuştan elektrikli bir otomobil olduğu için bataryayı ve şasiyi birlikte tasarlamışlar. Bu sayede de şasi daha sert olmuş. Peki diyeceksin ki bu ne işimize yarıyor? Birincisi otomobillerin süspansiyon sistemleri bütün arabanın bütün esnemesine göre yapılır. Bunun içinde ne var? Lastikler, süspansiyonlar ve şasinin burulması. Yani siz viraja girdiğinizde, araba yattığında şasi bir miktar burulur. Özellikle plastiklerdeki çıtırtılardan vesaire anlarsınız. İşte bu batarya ve şasi kombinasyonu bunu azaltıyor. Haliyle süspansiyonları biraz daha yumuşak tarafta kullanabiliyorlar. Daha konforlu yapabiliyorlar. Bu Blade Battery'nin en büyük avantajı ise yanmıyor. Elektrikli otomobil kullanıcıları ya da kullanmak isteyenlerin kafasında böyle bir sorun olabiliyor. Yani güvenlik kısmı bazen düşündürebiliyor. Bu batarya eğer sivri bir obje çarparsa alev almıyor. Sebebi de LFP, LFP dedikleri bir batarya kullanıyorlar. İçinde kobalt yok, nikel yok. Lityum, demir ve fosfor var. Bu bataryanın özelliği bir darbede alev almıyor. Bu da güvenlik için güzel bir özellik. Yine bataryadan gelen bir avantajı daha var. Ses seviyesini düşürebiliyorlar. Paspasların olmamasının bir sebebi de bu. Bataryanın etrafı korunaklı olduğu için, şasiyle bütün olduğu için titreşimleri %62 oranında azalttık diyorlar. Araba gerçekten yoldaki titreşimleri, o asfaltın gürültüsünü falan çok fazla almıyor. O açıdan da bir bataryayla 3 tane kuş vurmuşlar diyebiliriz. Kullanışlığından devam edecek olursak arkaya geçtiğimizde bagaj otomatik açılmıyor. Elinizle kaldırmanız lazım. Bu bir artı ya da eksi olabilir. Nasıl kullanmayı seviyorsanız. Bagaj 400 litre. Aşırı büyük değil ama bu diz mesafesiyle bu bagaj gayet güzel bence. Yine B sınıfında olduğunu düşünürsek de yeterli. Şu an gördüğünüz gibi biraz içeride burada bir ışık var ama isterseniz bu tabanı yukarı kaldırıp düz bir eşikte elde edebiliyorsunuz. Aşağı tarafta şarj kabloları var ve yan tarafta böyle cepler var. Buraya bir şey koyabilirsiniz. Yine burada BYD'nin kendi arabanın ekipmanları var. Şurada da iki tane halka var. Tabii ki bir de önde bagaj var. Bunu ilk defa açıyorum. Ne var ne yok bilmiyorum. Birlikte bakalım. Biraz ağır. Ama ön tarafta bir bagaj bulunmuyor. Gördüğünüz gibi burada sadece elektrik motorunu görüyoruz. Amortisörlü değil ve bayağı ağır bir kaput. Burada işte cam suyu, soğutma suları gibi şeyler var. Ama herhangi bir eşya koyamıyorsunuz. Aynı zamanda cep telefonuyla giriş çıkışı getirmişler. Şu an benim telefonuma yüklü değil ama burada NFC logosunu görebiliyorsunuz. Telefonu böyle buraya gösterdiğinizde çalışıyor. Yine anahtar taşıma derdine son olan şeylerden bir tanesi. Hadi artık sürüşe geçelim. Bakalım sürerken nasıl hissettiriyor, birlikte bakalım. Ben ilk defa bir BYD kullanıyorum. O yüzden genel karakterini bilmiyordum. Ama elektrikli otomobillerde biraz böyle ruhsuzluk var. Bu arabada bu yok. Direksiyon ağırlığı çok güzel.
Yani böyle ne çok hafif ne çok sert, ne yapay bir ağırlığı var. O yol hissiyatını nispeten de olsa vermeye çalışıyor. Süspansiyonlar bir tık sportif tarafta geldi bana. Yani yolda giderken ufak tefek şeyleri hissedebiliyorum. Ama burada bahsettiğim şey böyle sert, tangur tungur bir sertlikten bahsetmiyorum. Bazı arabalarda o oluyor. Sert ama kalitesiz bir sert oluyor. Burada onu hissetmiyorum. Arabanın izolasyonu da iyi olduğu için, süspansiyonlar da kaliteli hissettirdiği için böyle daha sportif hissettiriyor. Şu an zaten şehir içinde değiliz, dağ yollarındayız. Burada böyle dönerken falan bayağı güven veriyor. Bazı elektrikli otomobillerde işte dönerken her şey elektrik destekli olduğu için direksiyonda o hissiyatı alamıyorum. Ama burada bir dönerken döndüğümü anlayabiliyorum. Elektronik sistemler var. Şu an kameraya baktığım için şurada bir tane kamera var. Bana diyor ki gözünü yoldan ayırma. Sürekli başka tarafa bakıyorsun diyor. Kameraya bakıyorum ama onun için tabii önemli değil. Ortada büyükçe bir ekran var. Bayağı güzel duruyor. Ayrıca bu tuşa basınca bu B7'nin imzası hareket dikey de olabiliyor. Artık bütün videolar dikey. Bütün fotoğraflar Instagram'la birlikte hayatımızda dikeye döndüğü günlerde B7'de de bunu koymuş. Henüz dikeyi ne aşamada kullanacağımı bilmiyorum açıkçası ama böyle bir opsiyonun olması güzel. Bu ekranla ilgili en sevdiğim şey inanılmaz tepki veriyor. Yani nereye dokunsam cep telefonumdan hiçbir farkı yok. Hatta çoğu cep telefonundan da hızlı. Her şeyi çok net algılıyor. İçinde yeni uygulamalar koymuşlar. Spotify var, temalar var, oyunlar da koymuşlar. Bunun yanında bence en güzeli Apple CarPlay ve Android Auto var. Hatta ben telefonu direkt bağladım. Şu an telefonumdan onay vermemi istiyor. Telefonu direkt burada görebiliyorum. Bu artık günümüzde her arabada olması gereken bir şey. Hem Android Auto hem CarPlay ikisi de kablosuz bir şekilde çalışıyor. Bazı arabalarda bu yok. Yani tamam ekranın kendisi ve işletim sistemi güzel. Her şey yapılıyor ama bir telefondaki kadar her istediğimi açıp kapatmak rahat olmuyor. Ben buna bayıldım. Yani bu özellik olması benim için bu arabayı alma sebeplerinden bir tanesi. Tanıdığım çoğu insan için de öyle. Burada bir de kablosuz şarj yeri var. Artık görmeye alışık olduğumuz bir şey. Ama iki telefon girmiyor. Sadece bir telefon koyabiliyoruz. Bu o kadar çok söyleniyor ki bunu kapatacağım sanırım. Kameraya her baktığımda dediğimiz her şeyi buradan açıp kapatabiliyoruz. Ekran inanılmaz derecede hassas. Buna bayıldım. Bir tane telefon için ama büyükçe bir yer var dedim. Yani benim telefonum en büyük lerinden bir tanesi şu an buraya sığıyor. Ama bir sonraki nesilde daha da büyürse buraya sığar mı emin değilim. Bir de yan yana iki tane olmasını isterdim. Normal kadran tabii ki artık görmeye alışık olduğumuz dijital ekran. Bilgilerin çoğunu veriyor. Hızımı, kalan menzilimi, şarj süremi, hava sıcaklığını, hatta pusula da varmış aşağıda ne yöne gittiğimi gösteriyor. Şu an anlık tüketimi görüyorsunuz. Menzil anlamında 310 kilometre karma tüketim. 400 kilometrenin üstüne de şehir içi tüketimde çıkabileceği yazıyor. Test ettiğimiz kısımda hem dağa çıktık, yani rampa yukarı şehirler arası yol da gittik. Otobanda da biraz yolculuk yaptık. Şehir içinde de bayağı bir zaman harcadık. Şu ana kadar kullandığım kadarıyla o 300 kilometre karma tüketimde hepsiyle birlikte yakın bir değer verecek. Şu an %65 şarjı var. 204 kilometre menzil gösteriyor. Bütün bu kullanımları sayınca fena değil. Hatta şuradan tüketime de bakalım. Son 50 kilometredeki yakıt tüketimimiz 12.4 kW. Yani fabrika verisinin çok az üstünde. Ki bugün hava nispeten soğuk. Şu an hava 10 derece. Yola ilk çıktığımızda 7 derece falandı. Hani bataryalar için de en muhteşem sıcaklık olmadığını düşünürsek fabrika verisine yaklaşan bir menzil olduğunu göreceğiz. Artık elektriklilerde ve yeni nesillerde gördüğümüz gibi bir sürü güvenlik önlemi var. Lane Assist, yani sizi şeritte tutuyor. Collision Warning, yani bir kaza durumu yaşanırsa uyarıyor. Hatta kendi kendine fren de yapabiliyor. Bu tip güncel bütün güvenlik önlemlerini sunmuşlar. Gücü gayet yeterli. 170 beygir, 290 Nm tork üretiyor. Önden çeker. Araba çok ağır değil. Çok ağır değil derken bir elektrikli otomobil için çok ağır değil. 1500 küsür ağırlığı var. Eskiden B sınıfları tabii bunun çok daha altındaydı ama elektriklilerle birlikte, bataryayla birlikte bu ağırlıkları normal kabul eder olduk. Bastığım zaman hızlanması güzel, gaz tepkisi güzel, farklı modları var. Burada Eco, Normal, Sport, bir de Snowfield diye bir seçenek var. Snowfield'ı alınca karda kışta saplandığınız yerden çıkabilin diye Traction Control'ü, ESP'yi de devre dışı bırakıyor aynı anda. Sport'u aldığımda gerçekten hızlanması, gaz tepkisi falan güzelleşiyor. Ama tabii yakıt tüketimi de o şekilde artıyor. Şu an anlığa baktığınızda görebiliyorsunuz. Hemen yanında bir buton daha var. Bu da
rejeneratif braking'i ayarlamanızı sağlıyor. High ve standart diye iki tane mod var. Ben bunu genelde standartta tutmayı seviyorum. Özellikle şehir içinde araba biraz daha akıyor. Sürekli böyle zank diye durmuyor. Bunu da sevdim. Bazı arabalarda yine gereksiz bir rejeneratif braking oluyor. Ayağını gazdan çektiğin an böyle senin içini dışına çıkartıyor. Sürekli gaz fren yapıyormuşsun gibi. Onu da iyi ayarlamışlar. Kalibrasyonu güzel. Mesela şu an ayağımı gazdan çektim. Rejeneratifi görüyorum. -11 kW diyor. Şu an elektrik üretiyor. Ama bana verdiği histe öyle bir fren yapmış, çok aşırı yavaşlıyor gibi değil. High'a aldığımda evet -35'i görüyoruz. Bu biraz daha fren yapıyor. Sport mod artı high regenerative braking biraz daha sportif, biraz daha agresif bir şey sunuyor. Ama ben normal gideceğim, daha konforlu istiyorum derseniz bu mod bence gayet güzel. Elektriklilerde yine görmeyi sevdiğimiz bir özellik ısı pompası var. Bu da ne yapıyor? Özellikle kışın elektrikli otomobillerin batarya kullanımı çok artıyor. Çünkü içeriği ısıtmaya çalışıyor. Ama ısı pompasıyla birlikte hem bataryadan gelen sıcaklığı hem de dışarıdaki havanın sıcaklığını kullanarak kabini ısıtabiliyor. Bu normal sisteme göre, rezistanslı sisteme göre bayağı bir verimli. Kış aylarında %10, %20'ye kadar fazladan menzil üretebiliyor. Elektrikli otomobil kullanıcılarının sorunlarından bir tanesi bu. Kışın menzillerinin çok düşmesi. Bu ısı pompası olması en uygun fiyatlı otomobillerden biri olmasına rağmen B sınıfındaki bu özelliği standart sunmuşlar. Bu gayet güzel. Her şeye buradan erişebiliyorsunuz. İşte koltuk ısıtması, açıp kapatma, klima. Bunların yanında bir tane güzel özellik eklemişler. 3 parmakla aşağı yukarı yapınca sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Ve bu gördüğünüz gibi Android Auto ekranında bile çalışıyor. Yani orada saçmalamıyor. Kendi ekranındayken de bunu yapabiliyorsunuz. Sağa doğru ya da sola doğru çektiğinizde ise fan hızını gösteriyor. Biraz fazla hassas. Araba kullanırken yaparken evet mesela şu an düşürdüm. Düştü. Bunu şu yüzden beğendim. Bu aşağıda küçük küçük yazıyor ve arabayı sürerken bunları bulmak biraz zor oluyor başka arabalarda. Bu özellik bayağı güzel olmuş. Yani 4 parmakla falan da deneyince oluyor bu arada. 3'ten fazlası her türlü çalışıyor. Bu az önce bahsettiğim biraz daha sportife kaçan süspansiyonlar, bataryanın aşağıda olması sayesinde ağırlık merkezi gerçekten bu arabayı şehir içi kullanımına göre tasarlanmış olmasına rağmen böyle çevik hissettiriyor. Direksiyon açısı da güzel. Bu arabanın dönüş yarıçapı 5.25 metre. Bayağı dar alanlarda dönebiliyorsunuz. Şehir içi için yapmışlar aslında. Ama böyle dağ yollarında da giderken bayağı keyifli hissettiriyor. Yani uzundur elektrikli otomobilden almadığım keyfi bu arabada biraz daha alabiliyorum. Videonun girişinde bahsettiğim gibi bu şasinin bir özelliği var. Batarya zeminde konumlandırılmış ama BYD'nin patentli Blade denen bir teknolojisi var. Blade Battery diyorlar. Bunun olayı enlemesine olarak içinde çok ince, bıçağa benzeyen alüminyum paneller var. Ve bu yüzden arabanın torsional rigidity'si yani yanal burulmasını bayağı bir azaltıyor. Bu da arabanın sürüş karakterine yansıyor. Zaten biz böyle sportif araba seven insanlar o torsional rigidity'yi fazla olsun isteriz ki rigid bir şasi, biraz daha yumuşak süspansiyonlar, istediğimiz her yerde güzelce kontrol edebiliriz. Bunu vermeyi başarmışlar. %33 ekstradan rigidlik getiriyor bataryanın kullanımı. Şasinin bir parçası yani. Motosikletlerde genelde gördüğümüz bir şeydir. Motorun kendisi aynı zamanda şasinin parçasıdır. Burada da buna benzer bir durum var. Batarya şasinin bir parçası. B sınıfı için yalıtımı güzel bu arada. Mesela şu an asfalt güzel. Ama hani nispeten biraz daha kötü asfaltlarda da yol sesi içeri çok fazla almıyor. Yüzden sonra biraz rüzgar sesi duyulmaya başlıyor ama hem B sınıfı olması hem de yüksek bir araba olması kabul edilebilir seviyede. Çok kötü değil. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer Atto 2 hakkında sormak istedikleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da görmek istediğiniz videoları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.